Pokemon'u ben yaptım. Pokemon'dan 95 milyar dolar para kazanmışlar. 5 yaşımdayken Pokitopunu, Pokidex'i, Pikachu'yu, ilk 160 tane Pokemon'u ben tasarladım. Sonra Digimon'ları da ben yaptım. Monster Ranger'ı da ben yaptım. Digimon'ların neredeyse hepsini, evet, bütün Digimon'ları ben tasarladım. Efe Aydal Andromon'u tasarladı. Ondan sonra Garudamon'u Necip Sade tasarladı. Yani onlar bir iki tane tasarladılar sadece. Hepsini ben tasarladım. Monster Ranger oyununu, Monster Ranger 2. Orada mesela Applejack vardır. O Applejack itemi Monster Ranger 2'deki Jake Paul aslında o. Jake Paul'un ismini koyduk iteme. Applejack diye item yaptık. Loyalty'yi arttırır. Spoiler yapar karakteri. Bir de şişmanlatır. Elmalı şekerdir, pembe renkli. O zaman Jake Paul 4 yaşındaydı. Monster Ranger 2'yi yaptığımız zaman. Sonra Jake Paul için Vraski karakterini koyduk. O böyle karın deşen Jake'i falan seviyormuş. İnsanları bıçaklamayı, öldürmeyi seviyormuş. O yüzden Vraski karakterini aldık, koyduk. Chucky filminden çalıntı. Pinokyo'yla karışık bir şey. Sevimli Hayalet Casper'ı da koyduk Monster Ranger 2'nin içine. Ben tasarladım yani. Ben 5 yaşımdayken Pokemon'ları tasarlıyordum. Benim zeka puanım şu anda 138. Ömrüm boyunca bana 14 tane ketamin hapı verdiler. 5 yaşımdayken bana ketamin verdikleri zaman ben bayıldım, kustum. Hafızamı kaybettim. Bunların hepsini Theodor Soros yaptı. Teoman Aydın yaptı. Güler Sabancı yaptı. 5 yaşındaki çocuğu zehirleyen, uyuşturucu veren bu piç kuruları işte. Erol Mütercimler de bunların hepsine izin verdi. Seyirci kaldı. Erol Mütercimler zaten tam bir gevşek, tam bir şerefsiz. Onu da sonra anlatacağız. Şimdi mesele şu arkadaşlar. Ben hiç kimseyi sevmiyorum ve dünyadaki bütün insanlardan nefret ediyorum, tamam mı? Hepiniz yalancısınız, hepiniz şerefsizsiniz, hepiniz götleksiniz. Bütün herkesin amına koyayım. Özellikle kadınların. Şimdi gelelim hepinizin ağzına sıçmaya. İşte Pokemon'u ben yaptım. Yani işte Pokemon'lar enerji yaratıklarıdır. Elektrikten oluşurlar, yaşam enerjisinden oluşurlar. Sonra bu Witch çizgi filmi var. Witch çizgi filminde Will karakteri de bendim. Yine yaşam enerjisiyle bir şeyleri hayata döndüren, elektronik cihazlarla konuşan, pembe enerji atan, arkadaşlarını iyileştirebilen bir karakter. Yani bakın hepsini benim yaptığım çok belli. Mavi renkli karakterlerin hepsini ben yaptım. Bütün çizgi filmlere, animelere mavi saçlı karakter koydum. Her yere. İsmi Yuno olan, Juno olan herkesi ben yaptım. Benden başka hiç kimse Yuno ismini kullanamaz, yasaktır. Illuminati Masonlucası Yuno isimli insanları kara listeye alır. Benden izinsiz kullanırlarsa. Dolayısıyla Ragnarok Online'daki Juno şehrini de ben yaptım. Ragnarok Online'daki Paladin karakterini, Gunslinger karakterini, Ninja karakterini, hemen hemen karakterlerin hepsini ben yaptım Ragnarok Online'daki. Yani bütün bilgisayar oyunlarını ben tasarlıyorum 5 yaşımdan beri. 25 yıldır. En son League of Legends'ta son bir karakter çıktı, makaslı böyle. Terzi kız karakter. Makasla millete vuruyor. Bu Gwen karakterini ben yaptım. Resident Evil Village'a da yardım ettim. O Resident Evil Village'da dolların olduğu bölümleri biz yaptık. İşte makasla dolların kafasına saplıyorsun, işte kafası kanıyor. İçinden böyle sarmaşık gibi, sinir gibi, damar gibi bir şeyler çıkıyor kafanın. Canlı işte dollar. Hani işte bu oyunların yapım sürecinde hep ben vardım. Yakuza Like a Dragon oyununu zaten Erol Mütercimlerle beraber biz yazdık, senaryosunu biz yaptık. Onda da vardım. Yani arkadaşlar Resident Evil Village oyununda zaten varım. Sonra Witcher oyununda Gwen diye kart oyunu vardı. O Gwen isimli kart oyunu da ben istedim yapılmasını, oyuna koyulmasını. İsmini de ben koydum. LoL'deki karakterin ismini de Gwen koyduk. Yani LoL'deki karakter Resident Evil Village'ı ve Witcher 3'teki Gwen oyununu benim yaptığımın kanıtı. Hepsini birleştirdik, oraya koyduk öyle. Bok yığını gibi. Ben yaptım yani hepsini. Apaçık ortada. Ve o ayrıca Gwen karakterinin saçı mavi renk. Bu da belli. Ondan sonra League of Legends'tan bana 26 milyar dolar sokmuşlar. Benim sırtımdan kazanmışlar. Pokemon'dan 95 milyar dolar. Brawl Stars'taki bütün şampiyonları, Brawl Stars'ın tamamını ben tasarladım. O da 16 milyar dolar kazanmış. Mobil oyun olmasına rağmen biraz az kazanmış. High Life'tan 12 milyar dolar kazandık. Valve'ın toplam mal varlığı 12 milyar dolar. Team Fortress 2'yi de ben yaptırmıştım. Team Fortress'i de ben yaptırdım galiba. Seven Cop'u da ben yaptırdım. High Life oyunlarının hepsini ben yaptım zaten. High Life Alex de dahil olmak üzere. Normalde High Life Alex daha böyle hardcore, daha böyle büyük bir oyun olacaktı. Ben dedim şimdiden öyle bir oyun yapmayalım, dandik bir oyun yapalım, sonra aşama aşama iyisini yaparız dedim. Sonra da vazgeçtim, yapmadım. Yani aslında High Life 3 şeye çıkacaktı.
VR'a çıkacaktı. Virtual reality oyunu olacaktı. Sonra aynı teknolojiyi Walking Dead'de kullandık. Walking Dead'i virtual reality oyunu yaptık. Böyle zombileri tutup fırlatıyorsun, zombileri geri itiyorsun falan. Walking Dead'in yapımını da biz yaptık. Walking Dead'de ben sadece Walking Dead'in yapılmasını istedim. Senaryo ile ilgili biraz fikir verdim. Senaryoyu ben yazmadım. Hani işte gerçekçi zombili bir film olsun falan diye. Dizi olsun diye ben istedim. Bana dediler ki maliyeti çok olur. Yine de yaptırdım. Zararına yaptılar belki. Belki zarar etti. Black Mirror'ı da ben yaptırdım. Stranger Things'i de ben yaptırdım. Doctor Who'yu da ben yaptırdım bu son bölümlerini. Ben o zaman liseye falan gidiyordum. Benim emrimle yapıldı yani. Zarar etmişse zarar da etmiştir. Her zaman para kazanmıyoruz. Sizin ailenizin parasını sokağa atıyoruz. Doğrudur. George Soros yapıyor. Gidin George Soros'a söyleyin. Bana da para vermedi. Bana da para vermedi. Ben de bedava çalışıyorum. Sizin sülalenizin parası bak. Rothschild ailesi, Soros ailesi, Erol Mütercimlerin çocukları, Ertan Özyiğit'in çocukları, Bekir Hazar'ın çocukları, Garanti Bankası ailesi, Sabancı ailesi, Koç ailesi. Sizin paranızı George Soros böyle eziyor. Abuk subuk şeylerle. Kendi sakat özürlü çocuğu olan Teoman Aydın'a para harcıyor. Sakat özürlü çocuk Teoman Aydın. Şimdi George Soros da Rothschild ailesi arasındaki sorunlar beni ilgilendirmez. George Soros'un başarılı olduğunu söyleyebilirim Rothschild ailesine göre. Büyük paralar kazandığımızı söyleyebilirim. İşte bu Microsoft olsun, Windows olsun, YouTube olsun, bilgisayar oyunları olsun. Bütün bilgisayar oyunları biz yapıyoruz. Tencent Games bize ait sanırım. Fall Guys'tan 245 milyon dolar kazanmışlar. Fall Guys'ı da tamamen ben tasarladım. Tamamen benim yaptığım bir şey. Hearthstone'daki bütün kartları ben yapıyorum neredeyse. Heroes of Storm'u da ben yaptım. Blizzard'dan da alacağım var. Blizzard da bana borçlu. Biz eskiden 1996 yılından beri bütün bilgisayar oyunlarını biz yaptık. Hani Warcraft'ın ilk oyunu, Warcraft'ın ikinci oyunu, World of Warcraft falan hepsini biz yaptık. Benden önce 14 tane falan daha böyle fikirleri çalınan, sömürülen, uyuşturucu verilen insan var. Butağı Peker açık alana kadar, Müfitcan Saçıntı'ya kadar, Efe Aydal'a kadar, Serra Sabancı'ya kadar gider. Onlara da uyuşturucu verdiler. Onların da fikirlerini çaldılar. Onları da bedava çalıştırdılar. Onları da kara listeye aldılar. Kimler kimler? Doktorlar dizisinin senaryosunu Ünsal Özkuvancı'nın öğrencisi yazıyordu. Ünsal Özkuvancı bu çocuğu sömürdü işte, senaryo falan yazdılar. Doktorlar dizisi olsun, sonra Mucize Doktor olsun, sonra Hekimoğlu olsun. Bu üç dizinin senaryosunu bu insanlar yazdı. Gerçek doktorlar yazıyor yani. Ünsal Özkuvancı'nın öğrencileri yazıyor. Ünsal Özkuvancı da Erol Mütercimlerin oğluymuş. Öyle söylüyorlar. Anladınız mı şimdi benim kim olduğunu mu? Tom Hulk füzesi var ya. Tom Hulk füzesini ben tasarladım. Sonra Covid-19'un ismini ben koydum. Covid-19 olayını ben planladım, ben tasarladım. Nasıl üretilecek, ne yapılacak? Haiti'den bebek satın aldık. Haitililer geri zekalı, kendi bebeklerini satıyorlar. Bok gibi insanlar, tamam mı? Böyle Afrika kabilesi gibi insanlar. Para verdik biz bunlara, bebeklerini bize sattılar. O bebeklerden kan alıp kan alıp virüs deneylerinde kullandık. Zaten bebekler hemen kan üretiyor. Güzel beslersen, iyi beslersen. Annesinin babasının yanında çamur yiyecekti, bok yiyecekti. Biz onlara et yedirdik. Güçlü, sağlıklı çocuklar oldular yani. Öldürmedik çocukları. Öldürmeye gerek yoktu. Sadece kan aldık. Deneylerde kullandık. Niye öldürelim ki? Gerek yok. Hala daha yaşıyordur o çocuklar yani. Halleri, vakitleri de yerindedir. Annelerle babalarıyla da görüşmüyorlardır. Öldürürler onlar annelerini babalarını yani. Çocuğunu satıyor adam. Çocuğuna bok yediriyor. Çocuğuna çamur yediriyor. Haiti çok boktan bir yer. Covid-19'dan da hiç kimse ölmedi. Ünlü insanlardan hiç kimse ölmedi. Yaşlı insanlardan hiç kimse ölmedi. Benim hiçbir akrabam ölmedi. Ben aşı olmadım. İlaç kullanmadım. George Soros da ölmedi. Rothschild ailesi de ölmedi. Covid-19 ölümcül bir hastalık değil. Sizi kekliyoruz. Serum satmak için, ilaç satmak için sizi kandırıyoruz. Gücümüzü deniyoruz. Ekonomik kriz çıkarmak için siz açlıktan ölün diye böyle sokağa çıkma yasağı falan yapıyoruz. Sebep, amaç tamamen ekonomik yani. Covid-19 sayesinde Güler Sabancı piçi solunum makinesi ihalesi aldı. 500 milyar dolarlık falan ihale almış orospu çocuğu. Solunum makinesi ihalesi. Bana bir kuruş para ödemedi. Bana 5 kuruş para ödemiyor. Benim planım, Melinda Gates ile beraber yaptık Covid-19'u. Melinda Gates Windows'u yaptı. Microsoft'un sahibi Melinda Gates ya. Windows'u yapan kişi Melinda Gates. Kod yazmayı da biliyor, animasyon yapmayı da biliyor. Müziğe de yeteneği var. Her şeyi becerir, başarır. Kimse buna 5 kuruş para vermiyor. Bir de Melinda Gates'e George Soros tecavüz etmiş. Uyuşturucu vermiş 7 yaşındayken. Götünü falan yırtmış adamın.
Etek giydiriyor adama. Melinda Gates aslında erkek, Bill Gates de aslında kadın. Bill Gates'e de tecavüz etmiş George Soros. Kendi çocuklarını da